Selamünaleyküm değerli arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında 9. sınıflar için 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız arkadaşlar. İnşallah sizler de bu sorular sayesinde sınavlarınızdan daha yüksek notlar alabilirsiniz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız bizleri de mutlu edersiniz. 1. Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir? Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın. A. Haberi getirenin kim olduğuna bakılması gerektiği, bilginin kimden geldiğine dikkat edilmesi gerektiği, edinilen ilk bilgiyle harekete geçilmemesi gerektiği, bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerektiği, davranışın sebep olduğu sonuçtan yapanın etkileneceği. Evet, burada arkadaşlar hangi husus vurgulanmıştır? Evet, tabii ki de arkadaşlar D şıkkı vurgulanmıştır. Bilginin kaynağı ve doğruluğunun araştırılması gerekiyor. Bir kimsenin mümin olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben onaylaması gerekir. Bu cümledeki onaylamak kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İtiraz etmek, iman etmek, ikrar etmek, inkar etmek, tasdik etmek. Evet, burada onaylamak arkadaşlar hangisi oluyor? Tabii ki de tasdik etmek oluyor. 3. Bir adam, ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet buyurdu. Bu hadis aşağıdaki konuların hangisine örnek olabilir? İman bilgi ilişkisi, iman ikrar ilişkisi, iman amel ilişkisi, iman ihlas ilişkisi, iman tasdik ilişkisi. Evet, burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Tabii ki de iman amel ilişkisi olacak arkadaşlar. Hem inanmak hem de bunları amellerde göstermek gerekiyor. Sıradaki soruya bakalım. Bilgi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İslam'da doğru bilginin kaynağı rüya ve ilhamdır. İnsan bilgiyi kendisini, çevresini anlamada, açıklamada ve şekillendirmede kullanır. İslam'a göre insan doğuştan bilip öğrenme potansiyeline sahip olarak yaratılmıştır. İslam dini bilgi kaynaklarını ve bu kaynaklardan doğru bilgiyi elde etmenin yollarını gösterir. Doğru bilgiye sahip olan insan Allah'a ve onun yarattıklarına karşı sorumluluklarına bilincinde olur. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? A şıkkı olacak. İslam'da doğru bilginin kaynağı rüya ve ilham değil, Kur'an ve sünnettir. İslam inancında imanın mahiyetiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Kalbin tasdik etmesi iman etmenin ilk şartıdır. Tevhid inancı İslam iman esaslarının temelidir. İnsan davranışları üzerinde imanın etkisi yoktur. Düşünmek imanın sağlam olması için yeterlidir. İnsanın neye iman ettiğinin bilinmesi ikrarına bağlıdır. Burada hangisi yanlıştır arkadaşlar? Evet, insan davranışları üzerinde imanın bir etkisi yoktur. Bu yanlış. Bu ayette değinilen kişilerle ilgili kavram hangisidir? İnsanlardan bazıları da vardır ki inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Bunlar nedir arkadaşlar? Tabii ki de mümin mi, kafir mi, müşrik mi, münafık mı, müslim mi? Hangisidir arkadaşlar? Bunlar münafıktır değil mi? Müslüman gibi görünen ama Müslüman olmayan. Bu hadisenin aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Kul bir hata yaptığı zaman kalbinde siyah bir iz meydana gelir. Eğer kişi o hatadan nefsini uzaklaştırır, af talep eder ve tövbede bulunursa kalbi cilalanarak leke silinir. Aynı günahı işlemeye devam ederse kalpteki leke artırılır. Hatta bir zaman gelir kalbini tamamen kaplar. Bile bile günah işlemek yanlıştır. Hatada ısrar etmek doğru değildir. Kalbi temizlemek insanın elindedir. Hata eden hatasını gizlemelidir. Aynı hatayı ısrarla yapmak kalbi kirletir. Evet, buradan arkadaşlar hangisi çıkarılamaz? Evet, hata eden hatasını gizlemelidir. Böyle bir şey çıkarılamaz buradan. İnsanın vahye muhatap olmasını sağlayan temel özellikler nelerdir? Duyular, irade, akıl, güdü, akıl, güdü, akıl, irade, duyular, güdü, akıl, duyu. Evet, hangisi arkadaşlar? Hangisi olacak? Akıl ve irade olacak arkadaşlar. İnsanın aklı ve iradesi varsa o zaman nedir? Sorumludur. Aklı olmayanın dini de yoktur. Aşağıdakilerden hangisi bu hadiste verilmek istenen mesajlardan biridir?
Dine inanmak insan doğasının gereğidir. Akıl insanı diğer varlıklardan ayırır. Kişi çevresindekilerin inancından etkilenir. Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır. İnsan yaratıcısını tanıyacak kabiliyette yaratılmıştır. Bunu zaten az önce belirttim arkadaşlar. Burada cevabımız ne olacak? Denizli olacak. Düşünebilme yetisi dini sorumluluğun ön şartıdır. 10. Boşluğa gelebilecek en uygun ifade hangisidir? Farz ve vacip olan ibadetler yerine getirildikten sonra bunların dışında fazladan sevap kazanma niyetiyle yapılan ilave ibadetlere nokta nokta ibadetler denir. Mübah, mendup, vacip, haram, mekruh. Hangisi denir arkadaşlar? Tabii ki de mendup denir. Adaletin zıttı nedir? Suizan, zulüm, ifrat, tefrit, adavet. Tabii ki de arkadaşlar basit bir soru, zulüm. Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Allah'ın göklerde ve yerdeki nice varlık ve imkanları sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? İnsana pek çok nimet verildiğine, Allah'ın insanlara cömert davrandığına, insanın günahsız olduğuna, Allah'ın verdiği nimetlere insanın şahit olduğuna, insanın kainattaki nimetlerin değerini bilmesi gerektiğine. Hangisine değinilmemiş arkadaşlar? Evet, insanın günahsız olduğuna değinilmemiş. Aşağıdakilerden hangisi insanın manevi ihtiyaçlarından bir tanesidir? Giyinme, beslenme, barınma, inanma, uyuma. Hangisi manevi bir ihtiyaçtır arkadaşlar? Tabii ki de inanma. Diğerleri arkadaşlar maddi ihtiyaçlardır. Aşağıdakilerden hangisi dinin amaçlarından biri değildir? İnsan iradesini etkisizleştirmek, insana erdemli bir hayat yaşatmak, insanın huzurlu olmasını sağlamak, toplumsal huzuru ve barışı oluşturmak, hayatı anlamlandırmaya yardımcı olmak. Arkadaşlar gayet basit bir soru. İnsan iradesini etkisizleştirmek dinin bir amacı değildir. Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi ile ilgili hangisi yanlıştır arkadaşlar? Suçun oluşmasına en büyük engeldir. Zorluklara karşı insanın direncini artırır. Zulme karşı bireysel tavırları önemsemez. Mimariden estetiğe kültürün her alanını etkiler. Toplumların bir arada yaşamalarına katkı sağlar. Hangisi yanlıştır arkadaşlar? Zulme karşı bireysel tavırları önemsemez. Hayır, önemser arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi din ile birlikte toplumsal düzene yön veren etkenlerden biri değildir? Kanunlar, sağlık, ahlak, adet, örf. Hangisi değildir arkadaşlar? Evet, cevabımız sağlık olacak. Aşağıdakilerden hangisi değerlerin oluşumuna etki eden örf ve adetlere örnek değildir? İsim koyma, evlilik töreni, bayram ziyareti, namaz kılmak, taziyede bulunmak. Hangisi örf ve adete örnek değildir arkadaşlar? Cevabımız namaz kılmak olacak çünkü namaz kılmak bir ibadettir. Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? Kültür, dil, tarih, gelenek, ahlak ve edebiyat gibi ögeleri barındırır. Din de bir toplumun kültürünün oluşmasına etki eden ögelerin başında gelir. Din bir toplumun kabullerini, alışkanlıklarını, ahlakını ve değerlerini belirlemede en önemli unsurdur. Bir dinin içerdiği emirler, yasaklar ve ahlaki değerler toplumun değer yargılarını etkiler. A. Bir toplumun kültürü değerler, ahlak ve gelenekler gibi ögeleri içermez. Dinlerin emir ve yasakları değerlerin oluşumunu olumsuz etkiler. Bir toplumda değerlerin oluşumunda din etkili unsurlardan biridir. Değerlerin oluşumu dinden bağımsızdır. Bir toplumun kültürü ve değerleri dini unsurlar taşımamalıdır. Evet, hangisi çıkarılabilir arkadaşlar? C şıkkı çıkarılabilir. Evet, kişiliğin bir parçası olan karakter bireyin sosyal normlara uyumunu ifade ettiğinden bir toplumda mevcut olan değerler kişilik gelişimini etkilemektedir. Bir toplumun sahip olduğu değerlerin çeşitli kaynakları vardır. Hukuk, ahlak ve din bunlardan bazılarıdır. Evet, bundan hangisi çıkarılamaz? Karakter kişiliğin önemli bir parçasıdır. Toplumdaki değerler kişilik gelişimini etkiler. Toplumların sahip oldukları değerlerin kaynakları vardır. Karakter bireyin sosyal normlara uyumunu ifade eder. Kişilik gelişiminde değerler etkili değildir. Evet, hangisi çıkarılamaz arkadaşlar? Tabii ki de E şıkkı çıkarılamaz. Aşağıdaki namazların hangisi yükümlülük yönüyle diğerlerinden farklıdır? A. İkindi namazları. B. Akşam namazı. C. Sabah namazı. D. Bayram namazı. E. Cuma namazı. Burada cevabımız ne olacak arkadaşlar? Bayram namazı olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü diğerleri farz. Bayram namazı arkadaşlar vaciptir. O yüzden doğru cevabımız bayram namazı olacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde bu dersimizin de bu videomuzun da sonuna geldik. İnşallah sınavlarınızda güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz. Arkadaşlar, hızlı anlatmamın sebebi vaktinizi çok almamak. Videolar çok uzun tuttuğum zaman sıkılabilirsiniz. O yüzden ben de videoları elimden geldiğince kısa tutuyorum.
Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.